Merhaba arkadaşlar, örgüme dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle yine bir paspas çalışması yapacağız. Ama penye ipten yapacağız inşallah. Modelimin yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerin bütün arkadaşlarıma şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve hemen modelimin yapımına geçmek istiyorum. Ben bu renkleri kullandım. Eskiden bizim oralarda Mersinliyim ben arkadaşlar. Mersin'de çıfıt derlerdi. Böyle kilimlere hani penye iplerden, eski iplerden birleştirerek tabii o zaman tezgahlarımız vardı. Oralarda yapardık. Şimdi bakın bunu elimizden geldiğince öyle bir imkanımız olmadığı için şu şekilde Tunus işi tığ ama her iki tarafı da tığ olan şişimizle bunu yapacağız arkadaşlar. İsterseniz yuvarlak bir çalışma, isterseniz ise düz bir çalışma yapabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Yuvarlak fazla modeli olmadığı için kanalımda yuvarlak yapıp anlatmak istedim sizlerle, bunu paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle bir sarıdan yapayım istedim yine. Şu şekilde bir şöyle bir halka oluşturalım. Ve bunun içerisine 6 tane sık iğne şeklinde yapalım arkadaşlar. Şöyle 2 3 3 4 5 ve 6. 6 tane yaptıktan sonra bunu sıkıştıralım. Şöyle çekerek sıkıştıralım. Ve bir üst sırada şimdi her birinin içerisinden şöyle tutalım arkadaşlar. Şunun içerisinden çıkartalım şu şekilde. Sonra tekrar bir daha şu orta kısmından şöyle bir daha bir tane buradan normal yerinden bir tane içinden tam içinden şu şekilde çıkartalım ilmeklerimizi. Şöyle bakın bir tane normal ikisinin arasından bir tane de sık iğnemizin içerisinden şu şekilde ilmek çıkartalım. Daha sonra bakın ipim artık şişim gitmez oldu. Ne yapıyorum? Beyaz rengimi alıyorum. Tabii bu siz hangi renk isterseniz şu şekilde beyaz beyazı aldım ben ve beyaz ipimle şuradan ilkini tek olarak şu şekilde çekiyorum. Diğerlerini iki iki çekiyorum arkadaşlar. Ve sonuncuyu çekmeden bırakıyorum. Tekrar dönüyorum. Şimdi iki tanesinin arasından, iki sık iğnemin arasından önce bir tane aldım. Daha sonra sık iğnemin içerisinden bir tane alıyorum. Şöyle. Sonra aradan bir tane, içinden bir tane. Ve beyaz ipimle tekrar çekiyorum. Topladığım ilmekleri sonra arkadaşlar tekrar bakın yine geldim şuradan bir tane ikisinin arasından buradan bir tane aldım ve bu son oldu artık. Yani bu şuraya kadar getireyim ipimizi. Ve geldim. Bu benim 6 numara arkadaşlar. Penye ipim de biraz ince bir ip. Bu buna yeterli oldu. Şimdi bakın arkadaşlar şu şekilde bir görünümümüz oldu. Bu ilk başta şu sarıyı biraz daha çekelim. Ortası birleşmiş olsun. Şöyle yapalım. Bakın. Bu şekilde kasmayacak şekilde şimdi şu içerilerden bir tane alıyorum. Bir tane şuradan alıyorum. Şu şekilde. Bir tane şuradan alıyorum. İçinden
İlk 3-4 sıra bu şekilde gitmemiz gerekiyor. Yoksa hani toparlanıyor böyle. Onun için ilk 3-4 sıramızı bu şekilde yapıyoruz. Şöyle bir tane buradan alıyorum. Bir tane iç kısmından, bir tane şundan. Bakın bir buradan, sonra buradan alıyorum. Şişim bitmiyor artık, hani zorlamak istemiyorum kendimi. Hemen çeviriyorum. Ve şöyle ikişer ikişer ilmeklerimi çekiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir paspas çalışması daha sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu fikir aklıma geldi. Bakın bir tane şu içinden, bir tane buradan, bir tane iç kısmından, bir tane buradan. Şimdi tekrar dönelim. Bakın 2-2 çekerek çok da kalın güzel bir şey oluyor arkadaşlar. Altına halı kaydırmaza gerek yok. Halı kaydırmaz olmadan da kullanabileceğiniz bir çalışma, bir paspas. Bakın bir tane buradan, bir tane buradan. Bir tane içinden, bir tane üstten. Şimdi bir tane buradan, bir tane buradan. Bakın şöyle güzel bir görünüme sahip oluyor. Şimdi bu sırayı tamamladıktan sonra şöyle yapalım. Şimdi içeriden, şimdi üstünden. Şimdi içinden, üstünden. Bir içinden bir üstünden yapmayı artık bu sırada bırakıp bunu birkaç tane de bir, yani 3 tane de bir, 5 tane de bir, kendimizi hani modelimizi böyle şey yapmayacak şekilde, şapka gibi durmayacak şekilde ayarlayacağız. Şimdi bakın. Şimdi normalde şu içeriden almam gerekiyor ama almayacağım artık. Şuradan alıyorum üstten. Bakın şuradan alıyorum 2. Şu alıyorum 3. Şunu alıyorum 4. 4 tane aldım. Üzerlerinden alıyorum arkadaşlar. Bakın buralardan. 4. Şu da 5. 5 tane aldım. Bir tane arttırıyorum. İçinden alıyorum. Ve geri dönüyorum. Şişimi rahatlatmak amaçlı. Şöyle. Şimdi bir tane arttırmış oldum. Şimdi 1, 2, şu 3, şu 4, şu 5. 5 tane yaptım. Bir tane şuradan arttırıyorum. Yani içerisinden alıyorum. Ve tekrar şöyle çekerek rahatlatmak istiyorum. Şimdi 5 tane daha yapıyorum. Bakın 1, şu 2, 3, 4, 5. 5 tane daha yaptım ve bir tanesini şuradan içinden alıyorum. Tekrar dönüyorum. Beyazımla üzerinden geçiyorum arkadaşlar. Tekrar arttırmıştım zaten şu arttırmış olduğum ilmeği.
Tekrar 5 tane yapıyorum. Şöyle üzerinden 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yaptım. Şimdi bir de içinden arttırıyorum ve beyazımla çekiyorum. Tekrar dönüyorum. Ve arkadaşlar yine arttırdım zaten. 1, 2, şu 3, 4, 5 tane yapıyorum. Ve bir tane arttırıyorum. Ve bunu da buradan yine çekiyorum. Bu şekilde 5'te 1, 6'da 1, 7'de 1, yani modelimiz şöyle çukurlaşmayacak şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bu büyüdükçe zaten bu şekilde büyüyor. Şöyle yapalım. Bakın bu şekilde büyüyecek bu. Şöyle bir görünümü oluyor. Şimdi bir de bu kenarı şurayı yapmayı göstereyim. Farz edelim paspasımızın büyüklüğü bu kadar yeterli olacak. Şimdi kenarını arkadaşlar şöyle bitirelim burayı. Şimdi bu ipimi zaten beyazla geçtim fark ettiyseniz. Şimdi her birinin içerisinden bakın şuralardan şu şekilde tığımı geçirip şu şekilde ilmeğimi alıp yine ters sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bakın hemen yanındakinden şöyle yanındakinden tabii farklı çalışma da yapabilirsiniz. Şöyle ama bu güzel durduruyor. Kenarı biraz daha kalın olduğu için bakın modelde de gördüğünüz gibi güzel hiç şey olmadan duruyor arkadaşlar. Onu da dediğim gibi bakın şu içinden hemen şuradan batırıp şöyle çıkartıp çekiyoruz. Şuradan alıyoruz ve çekiyoruz. Evet arkadaşlar modelimizin paspasımızın penye iple yapmış olduğum Tunus işi kullandığım paspasımızın yapımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım seversiniz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.